Herkese tekrar merhabalar. Şimdi bu ıı, ilk dersimizde ıı, ben ıı, burada Elliot dalga teorisinin temel prensiplerinden, temel mantığından nedir, ıı, dalga karakterleri nasıldır, temel kalıplar nasıldır, ondan bahsedeceğim. Bir de ıı, bu işin en püf noktası, işte ıı, Fibonacci... Retracement ya da e, Fibonacci Impulse e, ya da Fibonacci Extension diyelim. E, geri çekilme ve uzatma seviyeleri nasıl tespit edilir? E, Fibo nasıl çekilir? E, bunlardan bahsedeceğim. Bundan bahsetmeye çalışacağım. Yani biraz e, e, temel e, noktaları ele aldığımız bir ders olacak. İlk ders. E, önce... E, Elliot dalga teorisi nedir oradan başlayalım. Şimdi e, Elliot dalga teorisi beş dalgalık bir e, hareketle tarif edilir. Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim. Yani e, ana hareket beş dalgalık itkisel bir hareketle tarif edilir Elliot dalga teorisinde. E, Elliot'ta e, piyasa fiyatları e, tüm zaman ölçekleri üzerinde e, beş dalgalık bir dürtüsel ya da motivasyon aşaması e, bir de ardından gelen e, üç dalgalık e, düzeltici bir hareketle e, oluşur. E, bu iki hareket arasında değişir. E, yani şurada gösterdiği gibi önce bir birinci dalga gelir. E, bu birinci dalganın da yine kendi içinde beş dalgalık bir hareket vardır. Bu birinci dalganın hemen ardından 3 dalgalık bir düzeltme hareketi gelir. Sonra aynı şekilde 3. dalga gelir. 3. dalganın ardından yine 3 dalgalık bir düzeltme hareketi gelir ve 5. dalgayı yaptıktan sonra da bu iç dalgalar, alt dalgalardaki düzeltme hareketi gibi daha büyük bir düzeltme hareketi gelir. Bu şekilde. Üç dalgalık itkisel, iki dalgalık da, dalgalık da e, düzeltme hareketinden, düzeltici hareketten oluşan 5 dalgalık bir harekettir. Elliot dalga teorisi. O yüzden biz birinci, üçüncü ve 5 dalgalara e, burada dürtüsel dalgalar deriz, e, itkisel dalgalar deriz ya da motive wave deriz. E, i̇ki ve dördüncü dalgalara da, yani bu düzeltmenin olduğu dalgalara da e, corrective wave, düzeltme hareketi e, ya da düzeltici hareket ismini veririz. E, bu düzeltici hareketler dediğim gibi e, özellikle 2 ve dördüncü dalgalarda oluşan e, ikinci ve dördüncü dalgalarda oluşan e, düzeltme hareketlerine biz e, küçük geri çekilme hareketleri deriz. Yani birinci ve üçüncü dalgaların küçük geri çekilme hareketleri ismini veririz. Şimdi e, Türkiye'de biliyorsunuz bu işin teorisyeni Tuncer Şengöz hocadır. E, Tuncer Şengöz'e göre e, itkisel hareketin ana yönünde üç, e, aksi yönünde de iki dalgadan oluşan e, ana kalıba biz e, itkisel dalga diyoruz. E, motive wave diyoruz ya da işte e, dürtüsel dalga diyoruz. E, burada buna itkisel dalga e, adının verilmesinin e, sebebi bu dalganın başladığı yerden sona erdiği zirveye geçene kadar e, bu hareketi oluşturan kitleler değişik duygusal evrelerden geçerler. Bu e, duygusal hareket ya da bizim işte davranışsal Finans dediğimiz yani bunun altyapısına davranışsal Finans ismini verdiğimiz bu kitle hareketlerinin duygusal e, hareketleri bu dalga yapılarının e, belirleyici noktalarıdır örnek veriyorum birinci dalga e, aslında özünde e, yükselişe çok inancın olmadığı bir dalgadır O yüzden mesela arkasından gelen ikinci dalga yani satış dalgası dediğimiz dalga çok daha sert olabilir çoğu zaman ve 0.618 geri çekilir. Örnek veriyorum. Bunları ilerleyen zamanlarda tekrar tekrarlayacağız. Ben şimdi böyle temel bir bilgi olarak veriyorum. Hocam pardon